Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bağışıklık sistemine geçtik. Şimdi dolaşım sistemi ile birlikte anlatıyorum bunu. Çünkü ikisiyle bağlantılı bir sistem. O yüzden bağışıklık sisteminde dolaşımın hemen devamını anlattım. Tek bir videoda bitirmeyi düşünüyorum bağışıklık sistemini. Burada biraz yoğun bir bilgi göreceksiniz ama bir iki kere tekrar ettiğiniz zaman zaten oldukça kolay, basit bir konudur. Arkadaşlar, şimdi bizim ilk önce bilmemiz gereken bir olay var. Bizim herhangi bir hastalık yapıcı, virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların bizim vücudumuza yerleşmesine biz ne diyoruz? Enfeksiyon diyoruz. Bu enfeksiyon yapan mikroorganizmalara da ne diyoruz biz? Antijen. Yani bizim vücudumuza yabancı olan proteinlere ne diyoruz arkadaşlar? Antijen diyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi bağışıklığın oluşumunda bazı yapılar vardır etkili olan. Nedir bunlar? Bademcikler, dalak, timüs bezi, lenf düğümleri. Bunlar arkadaşlar bağışıklık sistemini oluşturan yapılardır. Şimdi ben bu yapıları teker teker anlatacağım ama bu organları biz ikiye ayırıyoruz. Bir santral lenfoid organlar, bir de periferik lenfoid organlar. Santral lenfoid organlar yani merkezde bulunan, hani daha çok iş gören gibi düşünebilirsiniz. Periferik de yardımcı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bakın, santral lenfoid organlar iki tanedir. Biri kemik iliği, biri timüstür arkadaşlar, timüs bezi. Periferik lenfoid organlar ise lenf düğümleri, dalak, bir de mukoza ile ilgili lenfoid organlardır. Şimdi biz bunların hepsini teker teker göreceğiz kısaca. İlk önce kemik iliğinden başlayalım. Arkadaşlar, kemik iliği tüm kan hücrelerinin yapım yeridir. Tüm kan hücreleri derken alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler. Bizim bağışıklık sistemimizde görev alan hangisidir? Akyuvarlardır ve akyuvarında bir sürü çeşidi vardır. Bu çeşitler nerede üretiliyor zaten? Kemik iliğinde üretiliyor. Arkadaşlar, kemik iliğinde ana hücrelerden farklılaşarak oluşan immün hücreler kan dolaşımına karışarak ilgili organlara gider. Bu da böyle bir tanım olarak söyleyelim. Gelelim ikincisi, timüs bezimiz. Arkadaşlar, timüs bezi hatırlayın. Size şeyde de anlattım, ben endokrin sistemde timüs bezinden anlattım. Bir hormon salgılıyordu, timik hormon. Bu hormon sayesinde T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlıyordu. Diyor ki, kırmızı kemik iliğinde kök hücreden farklılaşan lenfosit, öncü hücrelerinin olgunlaşarak T lenfositleri haline geldiği organdır. Bu hangi hormon sayesinde yapıyor? Timik hormon veya diğer bir adıyla timozin hormonu sayesinde yapıyor arkadaşlar. Bu T lenfositleri birazdan göreceğiz. Hücresel bağışıklık diye bir başlık göreceğiz. Hücresel bağışıklık da oldukça önemlidir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim artık periferik lenfoid organlara geliyoruz. Lenf düğümleri. Arkadaşlar, bunlar lenfatik damarlar. Yani lenf damarların üzerinde bulunuyor lenf düğümleri. Hani dedik ya, lenf düğümleri lenf damarlarıyla dolaşım sisteminin birleştiği yerde bulunan özel hücreler, hücre kümeleriydi. Bu özel hücre kümelerine biz ne diyoruz? Lenf düğümleri. Lenf sıvısını süzer arkadaşlar, antijenlere karşı yanıt oluşturur. Yani bu antijen dediğimiz neydi? Vücudumuza giren yabancı protein, yani yabancı mikroorganizmalardır. Lenf düğümlerinde pasif halde olan olgun B lenfosit paketleri vardır arkadaşlar. Bu paketler folikül denilen yapılarda bulunur. Bu foliküller ne yapıyor? İşte vücudumuza mikrop girdiği zaman arkadaşlar, bu foliküller yırtılarak B lenfositlerini serbest bırakıyorlar. B lenfositlerinden de plazma hücreleri ve makrofajlar oluşuyor arkadaşlar. Bunlar da yine ileride ne yapacaklar? Bağışıklık sistemimizi sağlayacaklar. Gelelim dalak. Arkadaşlar, içerisinde neler vardır? T lenfositleri, B lenfositleri, antijen sunucu hücreler. Yani antijen sunucu derken ne yapıyor? Antijeni yakalayıp getiriyor. Antijen dediğimiz neydi? Yabancı proteindi. Antijeni yakalayıp getiriyor. Fagositik makrofajlar bulunur arkadaşlar. Yani fagositoz yapan makrofaj hücreleri bulunuyor. Bu dalağımız bizim hücresel ve humoral bağışıklık sağlar arkadaşlar. Yani hem hücresel hem de sıvısal bağışıklık sağlıyor. Birazdan bu ikisini anlatacağım. Ayrıca fagositoz yapıyor arkadaşlar buradaki hücreler. Şimdi dalakla ilgili şunu da söyleyeyim. Bir de yaşlanmış olan alyuvarların da parçalanmasını sağlıyor arkadaşlar bizim dalağımız. Bu çok fazla koştuğumuz zamanlarda falan, hani dalak şişmesi olayı var ya, veya işte çok yorulduğumuzda dalağın patlayacak falan diyoruz. Sebebi alyuvarların oraya çok fazla akın etmesidir. Hani çok fazla çalışmasını sağlamasıdır. Bu yüzden de dalak şişer. Atlarda mesela dalak yoktur. Bunu önlemek için, hani bu şişme olayını önlemek için dalak yoktur arkadaşlar atlarda.
Gelelim son artık organımıza. Mukoza ile ilgili lenfoid organlar. Şimdi bunlar ne yapıyor? Yabancı antijenler veya mikroorganizmaların en sık giriş yolları olan sindirim, solunum ve üriner sistem mukozalarının altında yaygın olarak bulunan organlardır arkadaşlar. Yani hani bu bizim mukoza üreten, mukus üreten yapılarımız var ya, mesela burnumuz, ondan sonra sindirim kanalımız, yine arkadaşlar üriner kanalımız. Bunlar nedir? Mukus üreten yapılardır, yerlerdir. İşte buraların altında ne varmış? Yaygın olarak lenfoid organlar bulunuyormuş. Lenfoid dokular. Bunlar nedir arkadaşlar? Mesela bademciğin, apandisin, bağırsaktaki Peyer plaklarında çok sayıda folikül içeren lenfoid doku bulunur. Bunlar ne yapıyor? Mukus üreterek mikropların yine öldürülmesini sağlayan yapılardır. Evet, böylece bağışıklık sistemine oluşan organlardan bahsettik. Şimdi gelelim savunma mekanizmalarımıza. Arkadaşlar, şimdi savunmayı 3 hatta inceleyeceğiz. 1. hat, 2. hat ve 3. hat diyeceğiz. Savunmanın 1. ve 2. hattı özgül değildir. Yani her mikroba karşı aynı tepkiyi oluşturacak. Ama savunmanın 3. hattına geldiğimizde mikroba özgü olarak tepkiler oluşturacak. Onu göreceğiz. Şimdi bakalım. İlk önce savunmanın 1. hattından başlayalım. Özgül değildir. Yani her mikroba aynı tepki oluşturulur. Arkadaşlar, savunmanın 1. hattı ne yapıyor biliyor musunuz? Hastalığın vücuda girişini engelliyor. Yani mikropların bizim vücudumuza girişini engelleyen her şey savunmanın 1. hattıdır. Nedir mesela? Örnek verelim. Derinin mikropların girişini önlemesi. Derimiz mesela bizim vücudumuza bir kalkan oluşturur ve mikropların girişini engeller. Zaten mikroplar genelde deriden değil de işte deri üstünde bulunan yaralardan girebilirler veya işte bizim vücut açıklıklarımız, burun, ağız, işte anüs gibi kısımlardan girebilir. Gözyaşı, solunum ve sindirim kanalında bulunan lizozim enzimi. Hani bizim gözümüze bir toz falan kaçtığında işte gözlerimiz sulanıyor ya. İşte o suyun içerisinde, gözyaşının içerisinde ne vardır? Lizozim enzimi vardır ve oradaki mikropların, göze gelen mikropların öldürülmesini sağlar. Burunla alınan havadaki mikropların burun kıllarına ve mukusa tutunması, yine arkadaşlar bu da mikropların girişini engelliyor. Bir de besinlerle alınan mikropların hidroklorik asitle yok edilmesi, mideye kadar gitti, besinlerle yedik, midede hidroklorik asit sayesinde ne yapıyor? Öldürülüyor. Bunlar savunmanın 1. hattı. Bakın, vücuda girişi engelliyor bunlar. Hani midede sanki midenin içine girmiş gibi düşünebilirsiniz ama hidroklorik asit zaten hemen yok ettiği için arkadaşlar bunu da savunmanın 1. hattında alıyoruz. Şimdi geliyorum savunmanın 2. hattına. Burada bazı hücreler var. Bu hücreler önemlidir. Bu hücreler artık ne yapıyor biliyor musunuz? Mikrop diyelim ki 1. hattı aştı. Yani vücudumuzun içerisine girdi. Burada savunmanın 2. hattı devreye giriyor. Bu da özgül değil. Her mikroba aynı tepkiyi oluşturuyor. 1. hattı geçmeyi başaranlar 2. hatla karşılaşıyor. Az önce söyledik. Nedir bunlar? Doğal katil hücreler vardır. Doğal katil hücreler. Yangısal tepki. Yangısal tepki iltihaplanmadır arkadaşlar. Antimikrobiyal proteinler vardır. Fagositik hücreler vardır arkadaşlar. Bunlar bu hatta oluşturuyor. Savunmanın 2. hattını. Hemen başlayalım. Bakın. Akyuvarlardan nötrofiller fagositoz yapan hücrelerin %60'ını oluşturuyor. Yani fagositik hücreler dedik ya. Bu fagositik hücreler neymiş? Akyuvar çeşidinden nötrofiller arkadaşlar fagositoz yapan hücrelerin %60'ını oluşturuyor. Enfeksiyon halinde ne oluyor? Bu dokuya giren nötrofiller buradaki mikropları fagositozla parçalıyor ve artık o mikrobu öldürüyor arkadaşlar. Bunların ömürleri birkaç gün. Zaten eğer bir vücudumuza bir mikrop girdiyse hani sayıları sürekli artar. Çünkü enfeksiyon durumunda bu hücreler mikropları öldürdüğü gibi kendi ömürleri de kısa olduğu için bir süre sonra hemen yok oluyorlar. Bu yüzden de sürekli üretiminin yapılması gerekiyor. Arkadaşlar, bir de monositler var. Yine monositler de fagositoz yapan hücrelerdir ama bunlar %5'ini oluşturuyor. Bakın, %60'ını nötrofiller oluşturuyor. %5'ini monositler oluşturuyor. Bunlar da arkadaşlar bağ dokuya gerektiğinde çıkabiliyor ve dev makrofajlara dönüşüyorlar. Yani monositler makrofajlara dönüşebilen hücrelerdir diyebiliriz. Bunlar işte... Bazı makrofajlar ne yapıyor? Beyinde, akciğerde, karaciğerde, böbrekte sürekli kalarak o organların korunmasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü bu organlarımız bizim için oldukça önemli olan organlarımızdır. Gelelim bir diğer maddemize. Diyor ki karaciğerdeki Kupffer hücreleri
ve akciğerdeki makrofajlar sürekli bulunduğu yerde kalarak mikropları fagositoz eder. Hani hatırlayın, ben size karaciğer anlatırken Kupffer hücrelerinden bahsetmiştim. Yaşlanmış olan al yuvarları parçalıyordu ve bilirubin dediğimiz bir madde üretiyordu. Karaciğer de bu maddeyi safra sıvısının yapısına katarak sindirim kanalıyla uzaklaştırıyordu bu zehirli maddeyi. Ayrıca bu Kupffer hücreleri arkadaşlar mikropları fagositoz yapma özelliğine de sahiptir. Buradaki makrofajlarla birlikte, mesela akciğerlerdeki makrofajlar da bu görevi üstleniyor. Bir de şimdi bakın, nötrofil dedik, monosit dedik, eozinofil diyoruz. Eozinofil de fagositoz yapan hücrelerin %2'sini oluşturuyor arkadaşlar. Bunlar da ne yapıyor? Alerji durumunda, parazit durumunda sayıları artıyor bu hücrelerin. Gelelim şimdi doğal katil hücrelere. Bu anlattıklarımızın hepsi fagositik hücrelerdi. Şimdi doğal katil hücrelerinin fagositoz özelliği yok arkadaşlar. Doğal katil hücreler ne yapıyorlar? Virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücrelere yapışıyor. Buraya lizozim enzimi salgılıyor ve buradaki hücrelerin parçalanmasını sağlıyor. Yani bakın, sadece antijenlere karşı değil, bizim vücudumuzun ürettiği kanserleşmiş hücreye karşı da bir savunma mekanizmamız var. Yani hani tamam, mitotik evrenin döngüsü bozulduğu zaman, işte kontrol bozulduğu zaman kanser oluşur demiştik. Bu kanseri önleme çabası da var bizim vücudumuzda arkadaşlar. Ta ki bu çaba işte bizim vücudumuzda olmadığı zaman veya az olduğu zaman kanser olayı artık ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun da temel sebebi nedir? Aslında yaşadığımız strestir, sıkıntıdır. Yani bizim bağışıklık sistemimizi çok yüksek tutmamız gerekiyor. Bunu sadece yediğimiz içtiğimiz besinler etkilemiyor. Bizim bulunduğumuz psikolojik durum da bunu çok etkiliyor. Neden insanlar böyle sınavlara çalıştığı zamanlarda daha fazla hasta olur? Çünkü bağışıklık sistemi düşüktür o zaman. Çünkü neden? Strese girerler. Stres de bizim bağışıklık sistemimizi düşüren en önemli faktördür arkadaşlar. Ne kadar elma yiyin, portakal yiyin, mandalina yiyin, yani bağışıklık sisteminizi geliştirecek vitaminler kullanın. Bunları yapmanız tabii ki bağışıklık sistemimizi geliştirir ama bir stres faktörü o yediğimiz içtiğimiz her şeyin önüne geçebilir arkadaşlar. Dolayısıyla stresten kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Tabii bu durumda ne kadar uzak tutabilirsek. Şimdi lizozim enzimleri sayesinde ne yapıyor? Kanserleşmiş hücreleri ya da virüs bulaşmış hücreleri arkadaşlar parçalıyor. Doğal katil hücreleri de bu şekilde yapıyor. Gelelim bir de yangısal tepkiye. Arkadaşlar, zarar görmüş ya da enfeksiyona uğramış dokularda yangısal tepki oluşur. Peki yangısal tepki nedir? İltihaplanma. Yaralanma durumunda ne yapıyor? Dokuda bulunan bazofiller ve mast hücreleri ortama histamin veriyor. Histamin verdiği zaman kılcal damarların geçirgenliği artıyor arkadaşlar. Histamin maddesi kılcal damarların geçirgenliğini artırıyor. Böylece damardan dokuya, bakın geçirgenlik arttı ya, damardan dokuya normalde kan proteini geçmez ama kan proteinleri ve pıhtılaşma faktörleri daha fazla geçiyor. Yani geçiyor ama az geçiyor, daha fazla geçmeye başlıyor. Dokuda kızarıklık ve ödem meydana geliyor. Arkadaşlar, ak yuvarlar ne yapıyor? Hemen buraya hücum ediyorlar çünkü kanın içerisindeydi ya, bunlar artık dışarı çıktılar. Bu arada ak yuvarlar kanın dışına çıkma özelliğine sahiptir. Al yuvarlar çıkamaz kan dışına ama ak yuvarlar çıkabilir. Çünkü mikropları öldürüyor, mecburen çıkmak zorunda. Ak yuvarlar burada hastalık yapan bakterileri yok ediyorlar. Bu sırada da arkadaşlar fibrinojen ve pıhtılaşma faktörleri mikropların yayılmasını önlüyorlar. İşte yangısal tepki dediğimiz olay budur. Oradaki dokunun iltihaplanmasıdır. O iltihap oradaki dokuyu, yani mikrobu öldürür aslında. Ama yangısal tepkinin fazlası da arkadaşlar zarardır. Çünkü şöyle düşünün, bakın. Vücudunuzda sürekli bir mikrop öldürme girişiminde olan bir doku var. Yani doku demek daha doğru olur sanırım. Bir yapı var arkadaşlar. Yangısal tepki, yani iltihap var. Bu iltihabın fazlası da tabii ki bizim vücudumuz için oldukça zararlıdır. Evet, geliyorum artık savunmanın 3. hattına. Şimdi arkadaşlar, savunmanın 1 ve 2. hattı mikroba özgü değildi. Onlar her mikroba aynı özelliği gösteriyordu. Ama savunmanın 3. hattı özgül hattır. Yani mikroba özgüdür. Mikrop hangi mikropsa ona göre tepki oluşturur. Bakın şöyle, bu hatta lenfositler oluşturuyor. Lenfositler. Arkadaşlar, lenfositler sadece mikroorganizmaları değil, kötü huylu çoğalan hücreleri de yok etmeye çalışır. Yani kanseri de yine yok etmeye çalışıyor.
İnsanlardaki çeşit lenfosit vardır. Nedir bunlar? B lenfositleri ve T lenfositleri. Bunlar arkadaşlar kırmızı kemik iliğinde üretiliyor. Olgunlaştığı yere göre de isim alıyor. Bakın nerede olgunlaşıyorlar? Lenfosit B, yani B lenfositleri embriyonik dönemde karaciğerde, ergin dönemde ise arkadaşlar kırmızı kemik iliğinde bulunur. T lenfositleri ise timüs bezine geçerek orada olgunlaşıyor. Yani B lenfositlerinin olgunlaştığı yerler buralar. T lenfositlerinin olgunlaştığı yerde arkadaşlar timüs bezidir. Lenfositler mikroplara karşı özgür bir protein olan antikor üretiyorlar. Bu antikorlar da gidip o mikrobu tanıyor ve onun ölmesine sebep oluyor arkadaşlar. İlk kez bir antijenle karşılaştığında bu antijene uygun bir reseptör taşıyorsa arkadaşlar uyarılarak ne yapıyor? Çoğalmaya başlıyor. Bir kısmı da plazma hücrelerine dönüşüyor. Plazma hücreleri antikor üretirken bu reseptör taşıyarak hani çoğalanlar var ya, onların bir kısmı da hafıza hücrelerine dönüşecek. Birazdan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu hücrelerin oluşturduğu tepkiye biz birinci tepki diyoruz. Lenfositlerin bir kısmı da az önce söyledim ne yapıyor? Uzun ömürlü bellek hücrelerine dönüşerek hafızaya alınıyor. Neden? Çünkü bu mikrop bizim hayatımızda bir kere gelmez bize. Birkaç kere gelir. Ben bunu hafızama alayım ki ilerleyen zamanlarda karşıma çıktığımda hemen bunu gördüğüm zaman ne yapayım? Öldüreyim gitsin diyor. Hafızaya alıyor arkadaşlar. Bu aynı mikropla, yani tekrar aynı mikropla karşılaştığında verdiği tepki ise biz ne diyoruz? İkinci tepki diyoruz. İlk karşılaşma birinci tepki, ikinci karşılaşma da ikinci tepkidir arkadaşlar. Tabii ki ikinci tepki, yani ikinci bağışıklık daha hızlıdır. Çünkü artık onu tanıyor ya, tanıdığı için daha hızlı bir şeyler üretmeye başlıyor. Birincisinde ne yapıyor? İşte tanımaya çalışıyor. Tanımaya çalıştığı için uygun reseptör üretmeye başlıyor. İşte bu olay birazcık uzun sürüyor ama ikincisinde hemen zaten tanıdığı için direkt olarak antikorunu üretiyor. Arkadaşlar, şimdi ben burada size İki tane grafik çizdim. Birinci tepki ve ikinci tepki ile ilgili karşınıza çıkabilecek grafikler aslında. Şimdi bakın, birinci tepkide ne oluyor biliyor musunuz? Birinci tepkide bakın alışma süresi vardır. Alışma süresi olduğu için yaklaşık bakın 4 hafta sürer bu alışma süresi. Yani mikrobu tanıyor burada. Mikrobu tanıyarak ne yapıyor arkadaşlar? Burada işte antikor üretmeye çalışıyor. Ayrıca hafıza hücrelerine dönüşüyor. Daha sonra işte antikor bizim vücudumuzda, yani antijen bizim vücudumuzdan gittiği zaman antikor yoğunluğu ne yapıyor? Azalıyor. Ama ikinci tepkiye baktığımızda bakın direkt ne yaptı? Direkt sayısını artırdı ve çok kısa sürede arkadaşlar bir tepki oluşturdu. İkinci tepki her zaman daha hızlıdır, bunu unutmayın. Yine şöyle bir şey de çıkabilir karşınıza. Birinci tepkide İşte diyelim ki 40. gün, işte 20. günde falan antikor yoğunluğu çok fazla artar arkadaşlar. Sonra 40. güne kadar da zaten artık mikrop gittiği için ne yapar? Vücudumuzda antikor yoğunluğu azalır. Ama ikinci tepkiye baktığımızda direkt ne yapmış bakın? Direkt sayısı artmış. Çünkü neden? Artık o mikrobu tanıyor. Tanıdığı için de ikinci tepki daha hızlı gerçekleşir diyoruz. Şimdi bizim bağışıklığımız İki şekilde gerçekleşir. Biri humoral bağışıklık, yani sıvısal bağışıklık, diğeri de hücresel bağışıklıktır. Arkadaşlar humoral bağışıklık B lenfositleriyle oluşturulur. Neden humoral deniliyor? Çünkü antikorlar kan plazmasında ve lenf sıvısında bulunuyor. Sıvının içerisinde bulunduğu için biz buna sıvısal bağışıklık diyoruz. Arkadaşlar B lenfositlerinin bir kısmı antijenler tarafından uyarılıyor ve hafıza hücrelerine dönüştürülüyor. Hani ileride tanısın diye tekrar. Bir kısmı da plazma hücrelerine dönüşerek antikor üretiyor. Bu antikorlar gidip o mikropları öldürüyor. Antikorları da ne diyoruz? Biz immünoglobinler diyoruz ve 5 çeşit immünoglobin vardır. Bunların böyle birer tane özelliklerini bilmeniz yeterlidir. Arkadaşlar immünoglobin M. Nedir bu? En erken sentezlenen antikordur arkadaşlar. Çok sayıda antijeni bağlar, çöktürür. Kan ve lenf sıvısındaki virüs ve bakterileri yok eder. Yani aslında en hızlı çalışan immünoglobin M'dir diyebiliriz. Hem en erken oluşuyor hem de çok sayıda mikrobu çöktürüyor. İmmünoglobin G'ye baktığımız zaman bu da yeni doğan bebeklerin kanında dolaşır arkadaşlar immünoglobin G. Çünkü anneden bebeğe geçen tek antikordur. Yani anne diyelim ki immünoglobin G'yi üretti. Direkt ne yapıyor? Plasenta yoluyla bebeğe veriyor.
Bebek de arkadaşlar işte yeni doğduğu zamanlarda ne yapıyor? Kanında bu immunoglobin G dolaşıyor. Çocuk kısmen ne yapıyor? Annenin bağışıklığını kazanmış oluyor. Yani eğer bir annenin bağışıklığı güçlüyse ve bu bağışıklığı çocuğuna aktarabilir arkadaşlar, bu da immunoglobin G sayesinde gerçekleşir. İmmünoglobin A'ya bakalım. Bu da tükürük, gözyaşı, mukus gibi salgılarda bulunuyor arkadaşlar immunoglobin A. Bu da ne yapıyor? Yine bunlar da bunlarak mikropların öldürülmesini sağlıyor. İmmünoglobin D, bu da B lenfositlerinin hafıza ya da plazma hücrelerine dönüşmesini sağlıyor arkadaşlar. D dönüşüm. Bakın D dönüşüm. İkisi aynı harf. Oradan aklınıza gelsin. Dönüşümü sağlıyor. İmmünoglobin E ise alerjik reaksiyonlarının başlanmasından sorumludur. Yani mesela diyelim ki pul biber. Hayatınız boyunca pul biber yediniz. Hiçbir şekilde alerjik reaksiyon göstermediniz ama bir gün oldu. Bir alerji başladı vücudunuzda ve sebebinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşte sürekli araştırdınız. Bir baktınız ki pul bibere karşı alerjim oluşmuş. Zamanında yoktu. Şimdi nasıl oluştu? İşte bunu oluşturan kimmiş? İmmünoglobin E antikoruymuş arkadaşlar. Bu antikor da alerjinin oluşmasını sağlayan bir antikordur. Sıvısal bağışıklık bu şekilde. Şimdi geliyorum hücresel bağışıklığa. Arkadaşlar hücresel bağışıklık da T lenfositleri sayesinde oluyor. Yani T lenfositleri direkt gidip mikroba etki ettiği için biz buna hücresel bağışıklık diyoruz. Makrofajlarla tanıma yapılıyor. Daha sonra sayılar artıyor arkadaşlar ve antijenler ne yapıyor? Yok ediliyor. Antijene doğrudan temas vardır. Bu yüzden dediğim gibi hücresel bağışıklık diyoruz. İşte virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar ve doku naklinde sayıları artar arkadaşlar. Doku naklinde önemlidir T lenfositleri, unutmayın. Yani bizim işte diyelim gibi organ nakli oldu. Organ naklinin eğer uygun olmamasının bir sebebi varsa sebeplerinden bir tanesi T lenfositleri olabilir. Yani dokuyu kabul etmeyebilir. Yabancı olarak görüp onu öldürmeye çalışabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bunlar bizim savunmamızın hatlarıydı. Üçüncü hattı da anlattık. Şimdi geliyoruz bağışıklık nasıl kazanılır? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar iki şekilde kazanılır. Biri doğal bağışıklıktır. Bu doğuştan gelir. Bir de sonradan kazanılır bizim bağışıklığımız. Şimdi doğal bağışıklıktan bahsedelim. Bunlar doğuştan dirençli olduğumuz bağışıklıktır arkadaşlar. Ve savunmanın birinci ve ikinci hattından oluşuyor. Yani bizim savunmanın birinci hattı, ikinci hattı doğuştan gelen bir savunmadır. Sır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıklara karşı bizim doğal bağışıklığımız vardır. Kalıtsaldır, türe ve ırka özgüdür. Mesela Afrika'da yaşayanlar sıtma hastalığından etkilenmezler. Sıtma mıydı, sarılma mıydı? Öyle bir hastalık vardı. Bu hastalıktan etkilenmiyorlardı. Neden? Çünkü onların ırkı ona karşı doğal bir bağışıklık oluşturmuş. Dolayısıyla kalıtsal olan bir bağışıklıktır. Bizim için önemli olan sonradan kazanılan bağışıklık. Çünkü bu sorulma ihtimali daha çoktur arkadaşlar. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Antikoru bireyin üretip üretmemesine göre aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık diyoruz. Arkadaşlar aktif bağışıklıkta birey antikoru kendisi üretiyor. Pasif bağışıklıkta ise birey antikoru hazır alıyor. Antikor nedir? Mikroplara karşı üretilen proteindi, az önce söyledik. Yani immünoglobinlerdi. Şimdi arkadaşlar aktif bağışıklığın kazanılmasında iki yol vardır. Doğal yol ve yapay yol. Doğal yolda direkt hastalığı geçirerek aktif bağışıklık oluştururuz. Yani antikorumuzu kendimiz oluştururuz. Yapay yolda ise hastalık etkenini aşıyla alabiliriz. Aşıyla ne yapıyorlar? İşte zayıflatılmış hastalık etkeni. Mesela şu an COVID dönemindeyiz. İşte 3 doz aşı vurulun diyorlar. Siz o aşıyı vurulduğunuz zaman ne oluyor? Hastalık etkenini böyle biraz daha yavaşlatılmış olarak, hani etkisi yavaşlatılmış olarak vücudumuzu alıyoruz arkadaşlar ve bizim vücudumuz buna karşı doğal bir bağışıklık, yani aktif bir bağışıklık oluşturuyor. Sonra geliyorum pasif bağışıklığa. Burada antikor hazır alınır. Bunun da yine iki yolu var, doğal ve yapay olarak. Doğal yol anne sütü ve plasenta. Hani plasentadan geçebilir antikor, az önce söyledik. Anne sütünden geçebilir arkadaşlar. Bunlar bizim doğal yolumuz. Bir de yapay yol vardır, serum. Serumun içerisinde de arkadaşlar ne vardır? Yine antikor vardır. O hastalığa karşı bizi koruyan antikorlar bulunur. Şimdi aşı ile serumu bir karşılaştıralım. Karşımıza çıkma ihtimali yine oldukça fazladır. Hatta çıkmış sorusu da vardır arkadaşlar. Şimdi aşı sağlıklı bireylere uygulanıyor. Kuduz hariç. Neden? Çünkü kuduzda virüsle ilk önce temas halinde oluyorsun. Daha sonra aşısına vurulması gerekiyor. Serum ise hasta bireye uygulanıyor. Aşıda aktif bağışıklık sağlanırken serumda pasif bağışıklık sağlanır.
Aşının içinde öldürülmüş veya zayıflatılmış hastalık etkeni varken serumda arkadaşlar koruyucu protein ve antikor bulunuyor. Aşı uzun süreli bağışıklık sağlarken serum kısa süreli bağışıklık sağlar. Yani serumu yediniz diyelim ki aradan 2-3 gün geçti, hastalığınızın geçmeme ihtimali yine vardır. Aşıda amaç hastalığı insan vücuduna tanıtmakken serumda arkadaşlar amaç savunmayı hızlandırmaktır. Evet, böylece biz doğal bağışıklık, sonradan kazanılan bağışıklığı anlatmış olduk ve bağışıklık sistemini bitirdik arkadaşlar. Sonraki videoda bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.